Keşke sizin kafanıza ben sıksaydım kuş beyinli herifler. Keşke bunu ben yapsaydım. Abi kurban olayım, bana niye bağırıyorsun ki? Ben ne yapayım? Çeto yakalanınca bizim iş de çöktü. Ne diyorsun sen gerizekalı herif? Biz o adamları esir alacağımız yerde siz onlara esir düştünüz. Abi ben bu aşiret oğlunu mecbur vereceğim artık. Yapacak başka bir iş yok. Çeto'yu onların elinden al Seyfo. Çeto'yu al. Tamam abi. Bütün bunları hep uzaktan kumanda ile yaptın Kuzgun. Piyanın başını beklemeseydin böyle olmayacaktı. Böyle konuştuğun zamanlarda aklımdan aynı anda iki şey geçiyor Roza. Birincisi seni sevmek. İkincisi seni öldürmek. Anladın mı? Şimdi bin şu arabaya Cortez'i bekletmeyelim. Bu tarafa getirin komutan. Ben adamı bırakacağım, siz de Çeto'yu bırakacaksınız. Sakın ola bana bir numara yapayım demeyesin ha. Aha, tamam evet. Bomba olmadan olmuyor ha yüzbaşı. Kes lan sesini. Kes. Eğer yüzbaşı Çeto'nun karşısına silahsız çıksaydı, Çeto onu sinek gibi ezerdi. Sinek gibi. Ben silahsız, çıplak elle çok boznalı öldürdüm yüzbaşı. Çok. Bir gün sizi de öldüreceğim. Seni de öldüreceğim. Lan. Seni de öldüreceğim. Hepinizi öldüreceğim. Unutmayın bunu. Dadaş, şu iti götürün. Lan. Adamın ondan korkuyor mu komutan? Kim? Ne diyor bu antika ya komutan? O eski kafalı bir aşiret liderimle bunu gerçekten görmek istiyor. Hakaret etti. Ona bir şey yapmayacak mı? Yallah. Bunu reddedersek gerizekalı aşiretin sempatisini kazanacak. Şu yaşlı halimle bu kadar hakareti işitseydim vallahi ayağa kalkardım. Bozkurt! Söyle babalar. Şunun karşısına çıktı. Bir bak bakalım gerçekten bir numara var mıymış? Yoksa boş boş konuşuyor muymuş? Silahsız ve eşit şartlarda olacak. Gel. Çözün şunun elini. Gel. Hadi hadi, ne bekliyorsunuz? Bekle iki dakika. Kapat, biz seni arayacağız hadi. Açın, açın. Uzaklaş. Aç. Bana vuran herkes beton vurmuş gibi olur. İyi işte, bana da beton delen derler. We'll be right back.
Komutanım bırak vurayım şunu ya. Bayram, geç yerine. Kimse müdahale etmeyecek. Beyler, alın şunu. Nasır Bey, biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi aynısını sizden bekliyoruz. Buna şüphen olmasın yüzbaşı. Sözümüzde duracağız. Bundan önce olduğu gibi burayı evimiz kadar aziz bileceğiz. Merak etme hiç. Diğer oğlum için üzgünüm yüzbaşı. Ama senin yaptığın doğruydu. Biz Irak'ta bunu yapamadık. Biz de vaktiyle bayrağımıza el uzatana senin yaptığını yapabilseydik eğer bu zilleti yaşamazdık. Sen doğrusunu yaptın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.